Herkese merhaba. Bu videomuzda Tekno'nun Türkiye'de yeni satışa çıkan katlanabilir telefonu Phantom V Fold hakkında konuşuyoruz. Tekno markasının Türkiye'ye girişi yaklaşık 4 yıl kadar önce gerçekleşmişti. Aradan geçen kısa zaman zarfında markanın tüketici bilinirliğini iyi derecede arttırdığını söyleyebiliriz. Yapılan bir araştırmaya göre Tekno müşterilerinin %40.5'i arkadaş veya aile bireylerinin tavsiyesiyle bu markayı tercih ediyor. Bu da demek oluyor ki markaya dair müşteri memnuniyeti oldukça yüksek. Tekno'nun Türkiye'de satışa sunmuş olduğu ürün yelpazesine baktığımızda sadece giriş ve orta segment telefonları görmüyoruz. Phantom serisi gibi amiral gemisi bir serinin üyeleri de Türkiye'de satışa sunuluyor. İşte görmüş olduğunuz Phantom V Fold da bu serinin en yeni üyelerinden bir tanesi ve zaman geçmeden de Türkiye'de satışa sunuldu. Bir diğer yandan katlanabilir telefonları giderek daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Daha fazla marka bu alana yatırım yapıyor. Tekno da o markalardan bir tanesi. Phantom V Fold da 2023 Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılmıştı ve ilgi gören katlanabilir telefonlardan bir tanesi olmuştu. Tekno Phantom V Fold'un 39.999 liralık tavsiye edilen satış fiyatı var. Bugün Türkiye'de satışta olan diğer katlanabilir telefonlarla karşılaştırdığımızda bu fiyatın fazlasıyla rekabetçi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Üstelik Phantom V Fold'u bulabileceğiniz birçok yer var. MediaMarkt, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve dijital mağazalarda Phantom V Fold'u bulmanız ve hemen satın almanız da mümkün oluyor. Hemen en başta yeri gelmişken de söyleyeyim. Phantom V Fold'un satın alımlarında ilk 100 gün bir defaya mahsus ekran kırılma güvencesi de sunuluyor. Birkaç gündür Tekno Phantom V Fold'u ana telefonlarımdan bir tanesi olarak kullanıyorum ve kullanması gerçekten zevkli. Gelin şimdi Tekno Phantom V Fold ile ilgili öne çıkan özellikleri ve bu telefonla ilgili izlenimlerimi size aktarayım. Tekno Phantom V Fold'da geleneksel katlanabilir telefon tasarımını tercih etmiş. Daha doğrusu çoğu katlanabilir telefonda bu tarz formu sıklıkla görüyoruz. İçeride görmüş olduğunuz gibi katlanabilir bir ekran var. Bu açıldığında Phantom V Fold küçük bir tablet deneyimini sunuyor. Kapalı durumdayken bir akıllı telefon gibi kullanmanıza olanak sağlayacak dış ekran telefonda yer alıyor. Bu ekranın görüntü oranı ve büyüklüğü optimumda ayarlanmış. Böylelikle kapalı durumdayken bir telefon kullanmanın rahatlığını da fazlasıyla veriyor. Açıldığında ise bir tabletin rahatlığını iyi şekilde sunuyor. 7 mm'nin biraz altında bir kalınlık var. Bu da tablet biçiminde kullanım için fazlasıyla iyi. Aynı zamanda telefon kapalı durumdayken de bir katlanabilir telefon için makul olarak değerlendirebileceğimiz kalınlık sınırları içerisinde kalmayı başarıyor. 299 gramlık bir ağırlığı var bu telefonun. Bu ağırlığa da kolaylıkla alıştığınızı söyleyebilirim. Cepte veya elde taşırken veya kullanırken herhangi bir ağırlık veya yorgunluk hissi yaratmıyor. Ön tarafta Corning Gorilla Glass Victus cam var. İçeride ise Shot UTG ekran camı kullanılmış. Yani hem içteki ekranda hem de dıştaki ekranda koruma bir hayli yüksek derecede. Arkada ise plastik atıklardan geri dönüştürülerek üretilmiş fiber kıllardan yapılmış, dokunduğunuz zaman hoş bir his veren bir arka yüz tasarımı var. Bu da akıllı telefonlarda pek görmediğimiz, telefonu da oldukça havalı gösteren bir kaplama olmuş, yüzey olmuş. Siyah renkli versiyonda bu yüzey kullanılıyor. Bir de beyaz renkli versiyon var. Orada da yine çevre dostu deri hissiyatlı fiber teknolojisiyle hem zarif hem de leke tutmaz bir materyal kullanılıyor. Bu haliyle telefonu kullanmak bir hayli keyifli, ancak Tekno kutuya da bir adet arka kapak eklemiş. Bu arka kapakta bir hayli hoş görünüyor. Üstelik arka kapakta bir ayak da var. Bu ayağı açarak telefonu bir yere koymanız ve bir şeyleri rahatlıkla izlemeniz veya görüntülü görüşmeleri gerçekleştirmeniz mümkün oluyor. Ben genellikle arka kapak takılı şekilde kullandım ve bu sayede ayakla da telefonu daha esnek biçimde kullanma imkanı elde ettim. Phantom V Fold'un önemli özelliklerinden bir tanesi de sahip olduğu havacılık sınıfı menteşesi. Bu menteşe bir hayli sağlam ve telefona da sağlamlık hissini iyi şekilde veriyor. Kolaylıkla açıp kapatmanız mümkün oluyor bu menteşeyi. Açıldığı zaman sağlam biçimde telefonun düz hale geldiğini görüyorsunuz. Kapattığınızda ise tok bir sesle sıkı şekilde kapandığından emin oluyorsunuz. Artık katlanabilir telefonlarda arada boşluk olmaması önemli bir unsur haline geldi ki Tekno Phantom V Fold da bunu karşılıyor. Ekranın arasında, katlanabilir ekran arasında sıfır boşluk var. Bu da cepte veya çantada taşırken
araya herhangi bir kirin, tozun veya parçacığın girmemesini ve içerideki katlanabilir ekranın temiz ve dayanıklı kalmasını sağlıyor. Menteşenin önemli özelliklerinden bir tanesi de katlanabilir ekranda kat izinin çok düşük derecede olması. Katlanabilir ekrana dokunduğunuzda oyun çok sığ olduğunu göreceksiniz ki bu da oldukça iyi. Işığa tuttuğunuzda az bir kat izi gözüküyor. Zaten karşıdan baktığınızda bir şey izlerken veya oyun oynarken, telefonu kullanırken herhangi bir kat izini hissetmiyorsunuz. Yandan baktığınızda veya bir ışık yansıdığında da kat izinin belirginliği düşük seviyede kalıyor. Telefonun sağ kenarında parmak izi okuyucusunun entegre edildiği güç düğmesi var. Ekran kilidini parmak iziyle kolaylıkla geçebilirsiniz. Gerek telefon gibi kullanırken, gerekse tablet gibi kullanırken bu parmak izi okuyucu entegre edilmiş güç düğmesi rahatlıkla kullanılıyor. Bu arada yüz tanıma yardımıyla içte veya öndeki ekranda bulunan kameralar yardımıyla yüz tanımadan da yararlanabilir ve ekran kilidini hızlı şekilde geçebilirsiniz. Gelin şimdi ekranlara biraz daha yakından bakalım. Öncelikle içerideki katlanabilir ekranla başlayalım. Bu ekran özelliklerine baktığımız zaman 7.85 inçlik köşeden köşeye uzunluğa sahip olduğunu görüyoruz. AMOLED teknolojisi kullanılmış 2296x2000 piksel çözünürlüklü bir ekran bulunuyor. Ekranın %95.11 gibi yüksek bir gövde oranı var. 800 nitlik bir maksimum parlaklık var. Aynı zamanda DCI-P3 renk gamında %100'ü destekleniyor. Hızlı dokuma tepkimesi ve 120 Hz'lik yenileme hızı da bu ekranın sahip olduğu özellikler arasında. Ve az önce söylediğim gibi Shot UTG ekran camıyla da ekranın sağlamlığı garanti altına alınıyor. Ekranı kullanırken sanki bir cam ekran kullanıyormuş gibi sağlamlığı hissetmeniz mümkün oluyor. Bu ekran yüksek parlaklığı sayesinde içeride ve dışarıda rahatlıkla kullanılıyor. Aynı zamanda sahip olduğu görüntü oranı da aynı anda iki tane akıllı telefon uygulamasını yan yana çalıştırma konusunda büyük yeterlilik sağlıyor. Video konusunda da Tecno Phantom V Fold'un içteki katlanabilir ekranının iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gerek bu şekilde kullanırken gerekse yatay biçimde kullanırken video için yeterli büyüklükte bir alan var. Altta ve üstte bulunan siyah çubuklar biraz kalın olabilir ancak bunun görsel deneyim açısından çok büyük bir rahatsızlık yaratmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Aynı durum oyun oynarken de geçerli. Dışarıdaki kapak ekranın özellikleri de bir hayli iyi seviyede bulunuyor. Burada 6.42 inçlik köşeden köşeye uzunluğa sahip olan Full HD Plus çözünürlüklü bir AMOLED ekran yer alıyor. 21'e 9'luk bir ekran oranı var. Bu ekranın da 800 nitlik maksimum parlaklığı var ve yine içteki ekran gibi DCI-P3 renk gamının %100'ünü destekliyor. Yani yüksek bir renk canlılığı ve doğruluğu var. Yüksek kontrast, 360 Hz'lik bir dokunmatik tepki hızı ve 120 Hz'lik yenileme hızı da bu ekranın sahip olduğu özellikler arasında yer alıyor. 120 Hz yenileme hızı sayesinde hem içteki ekranda hem de dıştaki ekranda kaydırmalarda, kullanıcı arayüzü geçişlerinde hoş bir görünüm sağlanıyor. Öte yandan PUBG Mobile gibi oyunlarda da yüksek yenileme hızı sayesinde gerçekçilik biraz daha ön plana çıkmış oluyor. Ekran çözünürlüğünün varsayılan da dinamik olarak ayarlandığını görüyoruz. Yani ekrandaki içeriğe ve görüntüye bağlı olarak yenileme hızı da aktif biçimde ayarlanıyor. 10 Hz ile 120 Hz arasında değişen bir çeşitlilik var. Yenileme hız aralığı var. Bu sayede hem pil tüketimi optimize ediliyor hem de ekranın akıcılığının mümkün olduğu kadar yüksek olması sağlanıyor. Phantom V Fold'un hem içteki hem de dıştaki ekranıyla bir şeyler izlemek bir hayli keyifli. Ekranın görüş açıları da geniş olduğu için arkadaşlarınızla da özellikle katlanabilir ekranda bir şeyler izlemek istediğinizde bunu rahatlıkla gerçekleştirebileceksiniz. Telefonda çift hoparlör var. Bu da ekranın yüksek görsel deneyimini iyi şekilde tamamlıyor. Yüksek çözünürlüklü ses desteği de var ve 24 bitlik bir ses çıkışı var. Kulaklıklarla da yüksek kaliteli ses çıkışını elde etmeniz mümkün oluyor. Phantom V Fold'un önemli özelliklerinden bir tanesi MediaTek Dimensity 9000 Plus Yonga Set ile birlikte gelmesi. 4 nanometre mimarisiyle geliştirilmiş olan bu işlemci yüksek performansı uygun fiyatla ve maliyetle sunmasıyla dikkat çekiyor. 8 çekirdekli bu Yonga Set ARM'ın Mali G710 GPU'sunu da bünyesinde barındırıyor. Aynı zamanda Tecno Phantom V Fold'da 12 GB DDR5 RAM'de bulunuyor. UFS 3.1 destekli yani hızlı dosya transferine imkan sağlayan 512 GB kapasiteli bir depolama birimi de mevcut durumda. Yani bu donanım paketi yüksek performansı ve ihtiyaçları
iyi şekilde karşılıyor. Bu arada sanal RAM özelliğinin de bulunduğunu belirtmeden geçmeyelim. 9 GB'a kadar ek bir alanı RAM için ayırabilirsiniz. Bu da çoklu görev performansını biraz daha yukarı seviyelere çıkaracaktır. MediaTek Dimensity 9000 Plus'ın benchmark skorlarının gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Telefonda Geekbench 6 benchmark testini yaptım ve elde ettiğim sonuçlar Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemcili telefonla bir hayli yakın çıktı. Pratikteki deneyimde bir hayli iyi. Telefonu kullanıcı arayüzünde gezinti gayet akıcı ve hızlı şekilde gerçekleştiriliyor. Aynı anda birden fazla uygulama arasında geçişte gayet iyi. PUBG Mobile oynarken başka bir uygulamaya, YouTube'a geçip video açabiliyorum. Daha sonra WhatsApp'a gidiyorum veya Chrome'a gidiyorum, web sayfası açıyorum. Bu gibi gidiş gelişlerde uygulama yeniden başlatılmadan kaldığım yerden devam etme imkanı elde ediyorum. Bu da RAM'in de iyi bir kapasitede çalıştığını gösteriyor. Yani sadece günlük işler için değil, yüksek performans gerektiren, yüksek işlemci gücü ve RAM gerektiren işlemlerde de Phantom V Fold işini iyi şekilde yapıyor. PUBG Mobile'da hamleleri hızlı şekilde gerçekleştirebiliyorum. Yüksek bir akıcılıkla oyun oynadım ve HD kalitede oynadım. Bu gibi yüksek ayarlarda hamleleri hızlı şekilde yapma ve oyunu da yüksek gerçekçilikle oynamak mümkün oluyor. Ve tüm bunları yaparken de telefonun sıcaklığının makul aralıklarda kaldığını söylemem gerekiyor. Pil tarafında da Phantom V Fold'un sergilediği tablonun bir hayli memnun edici olduğunu söylemem gerekiyor. Öncelikle 5000 mAh kapasiteli bir pil var. Bu biçimdeki katlanabilir telefonlarda bu kadar yüksek kapasiteyi pek görmüyoruz. Bu pil normal yoğunluklu bir kullanımda sabahtan akşama bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Bir örnek verecek olursam Netflix'te Hobbit filmini seyrettim. Wi-Fi üzerinden açtım. Ekran parlaklığını maksimuma getirdim. Ses yüksekliği ise %30 seviyesindeydi. Bu şekilde 40 dakika film izledikten sonra telefonun pili sadece %4 oranında azalmıştı. Tabi bu esnada telefon yüksek performans modundaydı ve arkada başka uygulamalarda çalışıyordu. Buradan kaba bir hesap yapacak olursak telefonun 16 saate varan bir video izleme süresine ulaşabileceğini söyleyebiliriz ki bu da Phantom V Fold'un kolay kolay yanınızdan ayırmayacağınız bir arkadaş haline geleceği anlamına geliyor. Şarj tarafında da Phantom V Fold iyi bir performans gösteriyor. Bu şarj adaptörüyle ortalama 15 dakikada %40'lık bir doluluğa ulaşmak mümkün oluyor. 55 dakika gibi bir sürede de telefonun pilinin tamamını şarj etmek mümkün oluyor. Bizim de pratikteki deneyimlerimiz Tekno'nun verdiği değerlerin yüksek doğrulukta olduğunu gösteriyor. Phantom V Fold'da Android 13 tabanlı iOS kullanıcı arayüzü yüklü olarak geliyor. Daha doğrusu bunu bir işletim sistemi olarak adlandırırsak yanlış olmaz. Üstelik Tekno iOS'i katlanabilir telefon için uygun hale getirmiş ve bu özel sürümü de iOS Fold olarak adlandırmış. Az önce söylediğim gibi aynı anda iki akıllı telefon uygulamasını bölünmüş pencerelerde düzgün biçimde açmak ve kullanmak mümkün oluyor. Öte yandan Instagram, Twitter ve bunun gibi çok kullanılan uygulamalarda katlanabilir ekrana uygun hale getirmiş. Gerçekten Twitter veya Instagram açtığımızda fotoğrafların veya içeriklerin ekrana tam olarak yayılmadığını, optimum bir alanda tutulduğunu görüyoruz. Bu şekilde gezinmekte daha kolay oluyor. Aynı durum özellikle Instagram'daki hikayeler için de geçerli. Tekno Top 1000 listesindeki uygulamaların %90'ının bölünmüş ekran ve çoklu pencere modunda da kullanım için uyarlandığını söylüyor. Ve 2000'den fazla uygulamada büyük ekrana uyumlu hale getirilmiş ki deneyimlerimizde bunların doğruluğunu ortaya koyuyor. Söylediğim gibi katlanabilir ekranda aynı anda iki uygulamayı rahat biçimde kullanmak mümkün. Telefonun sahip olduğu yüksek profili donanım paketi sayesinde iki pencere arasında sürükle bırak yöntemiyle metin, fotoğraf taşımak veya dosya sürükleyip bırakmak bu gibi işlerde rahatlıkla gerçekleştiriliyor. Öte yandan çoklu görev konusunda sunulan başka avantajlar da var. Örneğin 3 parmak hareketiyle açık olan bir uygulamayı küçük pencere boyutuna, yüzer pencere boyutuna getirmek ve sonrasında bölünmüş pencerelerde açılmış uygulamalarla birlikte kullanmak da mümkün. Bu sayede Phantom V Fold'un sunmuş olduğu verimlilik daha da artırılmış oluyor. Uygulamalar tarafında Google uygulamaları ve servisleri başrolde bulunuyor. Google Play Store'dan istediğiniz uygulama veya oyunu indirebilirsiniz. Netflix ve bunun gibi uygulamaları da rahatlıkla kullanabilirsiniz. YouTube'da HDR video desteği de bulunuyor. Öte yandan Tekno'nun sunmuş olduğu özelleştirilmiş widget'lar, duvar kağıtları mevcut. Birkaç uygulama da var. Bunları isterseniz kaldırabilirsiniz. Ancak PhoneMaster gibi uygulama fazlasıyla kullanışlı.
telefonu istediğiniz zaman daha yüksek performansı çıkaracak şekilde çeşitli araçları kullanabilirsiniz. RAM temizleme veya depolama alanı boşaltma gibi özellikler burada mevcut durumda. Soğutucu özelliği sayesinde de telefonun performansını biraz daha artırmanız mümkün olacaktır. Bu arada içerideki ve dışarıdaki ekranlar arasında geçiş de hızlı şekilde gerçekleştiriliyor. Diyelim ki içerideki ekranda bir YouTube videosu izliyorsunuz, telefonu kapattınız. Bu video dışarıdaki ekranda devam ettiriliyor. Ya da PUBG oynuyorsunuz içerideki ekranda ve telefonu kapattınız, dışarıdaki ekrandan devam etmek istiyorsunuz. Bunu da akıcı ve hızlı şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Phantom V Fold kamera tarafında da bir hayli güçlü görünüyor. Telefonun arkasında 3 tane kamera var. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğe sahip. Ultra hassas ışık duyarlı bir sensörü barındıran bu kamera sistemi F1.8 diyafram ve otomatik odak gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. 50 megapiksel çözünürlüklü portre kamera ise 2 kat optik yakınlaştırma imkanı sunarken 20 kat dijital yakınlaştırmaya da fırsat veriyor. Bu kameranın da F1.98 gibi yüksek bir diyafram açıklığı var. Aynı zamanda otomatik odak özelliği de mevcut. Bir de ultra geniş açılı kamera var. Bu kameranın da 120 derecelik bir geniş görüş açısı var. 13 megapiksel çözünürlüklü kamera F2.2 diyafram ve otomatik odak gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Tekno sadece arkadaki kameraları değil, içeride ve dışarıdaki ekranlarda bulunan kameraları da yüksek çözünürlüklü olacak biçimde tasarlamış. İçerideki katlanabilir ekranda 16 megapiksel çözünürlüklü bir kamera varken dışarıdaki kapak ekranında ise 32 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alıyor. Telefonun sahip olduğu katlanabilir yapı ve dışarıda da ikinci bir ekranın bulunması arka kameraları kullanarak selfie fotoğraf veya video çekimini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda karşınızda duran bir kişinin fotoğrafını çekeceğiniz zaman onun kendisini de ona doğru bakan kapak ekranında görmesi mümkün oluyor. Öte yandan Tekno içerideki katlanabilir ekranı daha verimli biçimde kullanmayı da imkan sağlıyor. Kamera uygulamasında bulunan bir kontrolü etkinleştirdiğiniz takdirde çekmiş olduğunuz her fotoğrafı ve videoyu ekranın bir bölümünde açılmış olan galeri bölümünde görme imkanı elde edeceksiniz. Böylelikle çekiminizi anında ekranda görerek iyi mi çektiğinize, kötü mü çektiğinize karar verebileceksiniz. Phantom V Fold'la farklı ışık koşulları altında gayet memnun edici fotoğraflar çekilebiliyor. Özellikle süper gece modu hem fotoğraf hem de video çekimlerinde fazlasıyla başarılı. Renk doğruluğu yüksek, düşük ışıkta gürültü etkisi kullanmanın düşük olduğu fotoğrafları Phantom V Fold'la çekmek mümkün oluyor. İşte Phantom V Fold'la çekmiş olduğumuz bazı karelerden örnekler. Video tarafında da Phantom V Fold iyi bir performans sergiliyor. Saniyede 60 kare hıza kadar 4K çözünürlükte video kaydı gerçekleştirmek mümkün oluyor. Elektronik görüntü sabitleme iyi biçimde çalışıyor. Böylelikle durağanlığın iyi olduğu videoları çekmek mümkün oluyor. Söylediğim gibi telefonun biçimi sayesinde arka kameraları kullanarak rahatlıkla selfie video çekebilirsiniz ki işte size bir örnek. Tekno Phantom V Fold'un sağladığı esnekliklerden bir tanesi de ikinci ekranı bir vizör gibi kullanabilmek. Şu anda arka kamerayı kullanarak 4K 30 FPS video kaydı yapıyorum. Bir yandan da kendi görüntümü sanki bir selfie kamerayla video çekiyormuş gibi ekranda görebiliyorum ve kendimi daha rahat şekilde ortalayabiliyorum. Bu sayede Tekno Phantom V Fold'un arka kameralarıyla, yüksek çözünürlüklü arka kameralarıyla kaliteli video kaydı da gerçekleştirmiş oluyorum. Tekno Phantom V Fold'un öne çıkan özellikleri ve sunduğu deneyim bu şekilde. Bu videoda aktardıklarımdan çok daha fazlasını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısını bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.